Pulmoner hipertansiyonda nitrik oksit eksikliği ve endotelyal disfonksiyonun artması moleküler dengesizliklere neden olur. Bu dengesizlikler pulmoner damar yapısında fibrozis, vazokonstriksiyon, proliferasyon ve enflamasyon gibi önemli ve olumsuz etkilere yol açar. Pulmoner kan damarlarında ortaya çıkan tıkanma, damar basıncını arttırarak kalbin sağ tarafını zorlar. Sonuçta sağ kalp yetmezliği ve ölüme neden olur. Endotelyal disfonksiyonu ve nitrik oksit biyoyararlanımının azalması tüm pulmoner hipertansiyon tiplerinde görülür. Şu ana kadar sadece Dünya Sağlık Örgütü'nün birinci grubunda bulunan pulmoner arteriyel hipertansiyona, kısacası PAH'a yönelik tedaviler onaylanmış durumdadır. Kardiyopulmoner sistemlerdeki nitrik oksit eksikliği ve endotelyal disfonksiyonuyla mücadele edebilmek için Bayer araştırmacıları, düz kas hücrelerinde bulunan bir enzim olan çözünebilir guanilat siklazın, kısacası SGC'nin doğrudan simülasyonunun mümkün olup olmadığını görmek amacıyla bir yola çıktılar. SGC doğal bir nitrik oksit reseptörü, vesiklik guanozin monofosfat, kısaca CGMP üreten sinyal iletim kaskadının önemli bir parçasıdır. Nitrik oksidin faydalı etkileri neredeyse tamamen SGC'nin etkin hale gelmesiyle gerçekleşmektedir. Sağlıklı akciğer damar yapısında nitrik oksit endotelyumdan kolayca düz kas hücrelerine yayılır. Nitrik oksit, SGC'de özel bir bağlanma alanına bağlanarak 3 boyutlu bir yapı değişikliğine neden olur ve guanozin trifosfattan, kısaca GTP'den CGMP üretmek için katalitik bölgeyi aktifleştirir. Hücre içi CGMP, düz kas hücrelerinin proliferasyonu, fibrozis ve enflamasyon gibi vasküler tonusu etkileyen süreçlerin düzenlenmesinde önemli rol oynayan başlıca sinyal iletim molekülüdür. Nitrik oksit, SGC, CGMP sinyal iletimi birçok kardiyopulmoner süreçte yaşamsal rol oynar. Riosiguat, SGC'yi doğrudan stimüle eder. Bu durum, pulmoner hipertansiyonda CGMP sentezinin eski haline dönmesine yardımcı olabilir. Pulmoner hipertansiyon hastalarında olduğu gibi, nitrik oksit tükendiğinde CGMP üretimi azalır. Riosiguat, SGC'yi nitrik oksitten bağımsız olarak CGMP sentezini başlatmak için farklı bir bağlanma noktası aracılığıyla stimüle eder. Nitrik oksidin mevcut olduğu durumlarda, riosiguat, nitrik oksit SGC bağlanmasını stabilize ederek SGC'yi nitrik okside duyarlı hale getirir ve CGMP sentezini stimüle eder. SGC'nin riosiguat tarafından nitrik oksitten bağımsız olarak veya onunla birlikte sinerji içinde stimüle edilmesi, CGMP sentezinin eski haline dönmesiyle sonuçlanır. Pulmoner hipertansiyonda CGMP artışının pulmoner damar yapısı üzerinde yararlı etkileri olduğu gösterilmiştir. Vasküler tonus, vazokonstriksiyon medyatörleri ve vazodilasyon medyatörleri arasındaki denge yoluyla devam ettirilmektedir. Pulmoner hipertansiyonda bu stimüle edici ve inhibe edici faktörlerde vasküler tonusun kaybına yol açan bir dengesizlik vardır. Şu anda pulmoner hipertansiyonda iki moleküler hedef kategorisi saptanmış bulunmaktadır. Stimülasyon gerektirenler ve inhibisyon gerektirenler. Pulmoner hipertansiyon ilerledikçe endotelyal disfonksiyonun artması, burada gösterildiği gibi birçok faktörün neden olabileceği nitrik oksit seviyelerinde daha fazla tükenmeye yol açabilir. Azalmış nitrik oksit seviyesi, PAH ve kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon hastalarında sağ kalımın azalmasıyla ilişkilendirilmiştir. Sağlıklı bir sistemde SGC ile sentezlenen CGMP, çeşitli farklı fosfodiesterazlarla hidrolize olabilir veya damar lümeninden temizlenebilir.
fosfodiesteraz inhibitörleri CGMP üretildikten sonra nitrik oksit SGC aktivite ekseninin alt kısmında etki gösterirler. PDE5 gibi fosfodiesteraz inhibitörleri aktif CGMP'yi inaktif GMP'ye parçalarlar. Pulmoner hipertansiyonda CGMP'nin SGC ile sentezi azalır. Fosfodiesteraz aktivitesi CGMP seviyelerini daha da azaltarak bu aktivitenin damar yapısı üzerindeki olumsuz etkilerini arttırabilir. PDE5 inhibitörleri CGMP seviyelerinin hali hazırda üretildikten sonra tüketilmesini azaltabilmek amacıyla PDE5'i bloke ederek CGMP yıkımını önler. PDE5 inhibitörleri ve riosiguat, nitrik oksit, SGC, CGMP ekseninin farklı parçaları üzerinde etki göstererek farklı yollardan stimüle etmeye ve inhibe etmeye çalışırlar. Riosiguat, CGMP'yi sentezlemek için SGC'yi nitrik oksitten bağımsız olarak veya onunla sinerjistik bir biçimde stimüle eder.